Kripto para dünyasında yine büyük bir kriz kapıda. SEC, dev kripto piyasa yapıcısı Cumberland DRW'ya yasalar gereği kayıt yaptırmadan menkul kıymet satışı yaptığı gerekçesiyle dava açtı. SEC, Cumberland'in Polygon, Matic, Solana, Cosmos, Algorand ve Filecoin gibi kripto varlıklarını menkul kıymet olarak alıp sattığını iddia ediyor. SEC'ye göre bu kripto varlıklar menkul kıymet olarak kabul edilmek zorunda ve kayıt yaptırılmadan satışları asla yasal değil. SEC'nin bu sert hamlesi yine kripto dünyasında tabii ki bir şok etkisi yarattı. Ama bu gelişme SEC'nin kripto para dünyasında sıkça uyguladığı bir taktik aslında. Takip edenler mutlaka hatırlayacaktır. Daha önce Ripple yani XRP gibi büyük projelere karşı açılan davalar oldu ve hala sürüyor. Bu davalar piyasayı sarsmıştı. Şimdi ise Cumberland'e karşı yine benzer bir iddia söz konusu ve yine bu davada SEC'nin temel noktası şu: yatırımcıların bu kripto paralara kar amacıyla yatırım yaptığını ve bu projelerin white paper'larındaki açıklamaların menkul kıymet kriterlerine uyduğunu gösteren deliller. Bu delilleri öne sürüyor SEC. Peki bu dava kripto para piyasasını nasıl etkileyecek? Kripto dünyasında yine dengeler alt üst olacak mı ya da değişecek mi? Davanın sonuçları hem kripto paralar hem de SEC'nin kripto düzenlemeleri üzerindeki etkisi açısından büyük önem taşıyor. Özellikle Polygon, Solana ve Algorand bu durumdan oldukça büyük etki alacak. Şimdi gelin bir iki ihtimali inceleyelim. İlk senaryoda SEC'nin haklı bulunması var. Eğer SEC bu davada haklı bulunursa Cumberland tabii ki cezalandırılacak. Bu da kripto varlıklarının yasal olarak menkul kıymet sayılmasını hızlandırabilecek ve piyasadaki diğer projelere de ciddi bir düzenleme baskısı yaratacak. Bu ihtimal özellikle Solana, Polygon gibi büyük projelerin bundan ağır bir şekilde etkilenmesi ve daha geniş çapta da kripto düzenlemelerini gündeme getirebilir. Bu durum tüm sektöre de yansıyabilir ve büyük projeler ciddi düzenleme baskısı altında kalabilir. Bu da yatırımcılar için daha hızlı ve daha katı regülasyonlar anlamına geliyor. Diğer senaryoya geçelim. Cumberland'in bu savaştan galip çıkması. Eğer mahkeme Cumberland'in savunmasını haklı bulursa bu SEC'nin kripto üzerindeki düzenleme gücünü epey bir sınırlayacak. Bu dava SEC'nin dijital varlıkları menkul kıymet olarak değerlendirme çabalarını da sekteye uğratabilir ve sektörde daha fazla özgürlük alanı yaratabilir. Ancak bu belirsizlik farklı bir süreç de yaratabilir ve kripto fiyatlarında ciddi dalgalanmalar görebiliriz. Yani bu dava sadece Cumberland için değil, tüm kripto para piyasası için büyük bir sınav niteliğini taşıyor diyebiliriz. İlerleyen günlerde piyasalarda neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Gelişmeleri takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.